Değerli YDS adayları, iyi akşamlar. İngiltere Cambridge'den merhaba hepinize. Evet, hepiniz hoş geldiniz dersimize. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Katılımınızdan ötürü oldukça büyük bir ilgi var. Kontenjanımız doldu hemen. Çok daha fazla insan derse katılmak istiyordu ama ancak 1.000 kişilik bir imkan var teknolojik olarak. Evet, bağlantıyla ilgili değerli adaylar, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdiden söyleyeyim istiyorum. Burada oteller özellikle internet bağlantıları çok stabil değil. O yüzden hatta kamerayı bile açamıyorum. Çünkü yük bindikçe bağlantı hemen kopuyor. O yüzden ses üzerinden gitmeye çalışacağım. Bir yandan da bize destek olan teknik arkadaşlarımız da var listede. Herhangi bir şekilde bağlantı kopacak olursa lütfen siz ayrılmayınız. 1-2 dakika sürüyor en fazla, hemen bağlanılıyor. Dünden beri çalışma yapıyoruz, deneme yapıyoruz. Buradaki bağlantı sıkıntısına karşı neler yapılabilir, onunla ilgili kafa yorduk. En doğru çözüm bu gibi görünüyor. Umarız bu halde de yardımcı olabiliriz sizlere. Testi inşallah çözebildiniz, fırsat buldunuz bilmiyorum ama çözemediyseniz bile bugün testiniz üzerinde bazı özel hususları ele alarak sizlere sınavlarda katkı sağlayabilecek çeşitli yönlerini göstermeye çalışacağım. Belki testi çözen arkadaşlarımız da fark etmiştir. Sorular özellikle belli konuları ele alan sorulardı. Dil bilgisi açısından özellikle annes üzerinde durduk. While, whereas üzerinde durduk. Evet, bakın fark eden öğrencilerimiz hemen yazıyorlar. Bunlar ÖSYM'nin çokça sevdiği bağlaç yapıları. Ayrıca tenslerden de bir iki soru koymuştum. Herkesin çok kolay diye düşündüğü bazı tens sorularının aslında yanıltıcı yönleri olabileceğini de göstermeye çalışacağım. Bir önceki YDS sınavında özellikle tens sorularındaki çeldiriciler öğrencileri çok oyalamıştı. Morallerini bozmuştu. O vakit kaybından kaynaklı olarak sonrasındaki güzel sorulara, kolay sorulara öğrenciler moral bozukluğuyla girmişlerdi. Süre de yetmemişti. Son YDS sınavı pek çok öğrenci için çok daha iyi olabilecekken sınavın başına yığılmış olan zor sorulardan dolayı sıkıntılı olmuştu. İnşallah böyle bir sınav karşımıza çıkmaz diyeyim. Ya da çıksa bile inşallah sizler psikolojilerinizi yönetirsiniz ve sınavın içinde kolay sorularda, zor sorularda, orta ayarda sorularda olması gerektiğini hatırlayarak bakarsınız sorulara. Çok zor olduğuna kanaat getirdiğiniz sorularda diretmeyip onu boş geçmeye kendinizi alıştırmalısınız. Böylelikle sınavda mutlaka bulunması gereken kolay sorulara ulaşmanız daha iyi bir yöntem olacaktır. Benim başlıca önereceğim şey bu. Önümüzde 4 gün var. 4 akşam boyunca Allah nasip ederse çalışacağız. Yarın da cümle tamamlama sorularıyla ilgili bir test ele alacağız. Yine orada özellikle zıtlıklarda karşımıza çıkan durumlardan bazı relative clause, non clause yapılarından dem vuracağım. Çünkü ÖSYM'nin çok sevdiği ve mekanik olarak bakılabilecek sorular, puan kazandırıcı sorular. Tabii bunları da temin edebileceğiniz yolu sizlere bildireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş testimizi ele almaya başlayalım. Bu arada ekranla ilgili de bir sıkıntı var görünüyor ama ben pencereyi değiştireceğim.
Çünkü büyüttüğüm gibi hemen küçülüyor. Şu an gerçeği bozulacak olursa ben pencereyi değiştirirken beni yok göreceksiniz. Sakın çıkış yapmayın. Hemen döneceğim arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı olursa. Şimdi birinci sorumuzda ÖSYM'nin mantığına göre özellikle de bir imalı şekilde karşı tarafı tehdit edercesine bir üslup sergilendiğini gördüğümüzde annesi yöneleceğiz. Bu arada arkadaşlar sizin ekranlarınızda şu an tam ekran mı görünüyor test yoksa küçük mü görünüyor? Bana bir bilgi verirseniz ben de ona göre davranacağım. Peki ben bir kullanıcı olarak çıkış yapıp hemen giriyorum. Bir 30 saniyenizi rica edeceğim. Arkadaşlar sesimi duyabiliyor musunuz? Harika. Yine muhtemelen internetten olduğunu düşünüyorum. Google Chrome'da açmayı denedim, olmadı. Explorer'da açmayı denedim, olmadı. Şimdi bakalım bu şekilde inşallah sorun yaşamayız. Şöyle büyüteyim ve hemen birinci soru üstünden gidelim. Arkadaşlar ilk sorumuzda biraz önce belirtmiştim tekrar edeyim. ÖSYM tehditkar cümleler kurduğu zaman karşı tarafa uyarılarda bulunup çeşitli sinyaller verdiği zaman tıpkı altını çizdiğim bölümde olduğu gibi annesi bizi yaklaştırıyor. Tabii her zaman annesi olur mu? Mutlaka istisnalar vardır ama bu birkaç soruda hemen bunların annesi olduğunu göreceksiniz. Bakın ilk cümlede der ki, "The library in its traditional form will eventually disappear." Yani eninde sonunda yok olacaktır. Böyle parmağını sallıyormuş gibi düşünün. Kamera bağlantımız şimdi yok gerçi canlandırıp verdim ama çocuklara kızarken parmak sallarlar ya onun gibi. Bak kütüphaneler ortadan kalkacak gibi bir tehditkar üslup sergilediğinde annesi özellikle öncelikli değerlendiriniz. Annes if ailesinden bir bağlaç arkadaşlar. O yüzden tense kurallarını da göz ardı etmeden bakmalıyız bunlara. Yani first type if'ler gibi, zero type if'ler gibi tense'ler açısından uyumlu olmak zorunda. Nadiren second type dediğimiz ikinci tip if'lerde görürüz annesi. Üçüncü tiplerde ise görmemek lazım. Böyle bir tense mantığı gözetilmişse annes muhtemelen yanlıştır diye eleyebilirsiniz. Şimdi birinci soruya annesi yerleştirdiğimizde bakın nasıl bir anlam elde ediyoruz. Okullar çocukları basılı kitapları okumaya daha fazla teşvik etmezlerse bizim bildiğimiz tarzda kütüphaneler eninde sonunda yok olacaktır diye bir ifade ortaya çıkıyor. Dediğim gibi tehditkar bir üslup varsa
ÖSYM bu böyle olur bak dikkat et. Şunu şunu yapmazsanız şöyle şöyle sonuçlar doğurur gibi bir yaklaşım sergilemişse annesi önce değerlendirelim. İkiye bir bakınız. İkide de robots will never be much of much good at household. Robotlar ev işlerinde hiçbir zaman iyi olmayacaktır. Yine ÖSYM'nin parmak salladığını düşünün. Gözünüzün önünde canlandırın arkadaşlar. Böyle bir durumda annesine yöneldiğinizde tensler de tutuyorsa muhtemelen doğruya ulaşıyorsunuz demektir. Burada da annesi koyduğumuzda elde edilen anlam şöyle arkadaşlar. Eğer pozisyonlarını, konumlarını doğru şekilde hesaplayamazlarsa robotlar ev işlerinde kesinlikle kullanılamayacaktır, işe yaramayacaktır şeklinde bir anlam çıkıyor. Sizler de fark ettiniz umarım buradaki annes mantığını. Bu arada ekran sürekli küçülüyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir çözüm bir türlü bulamıyorum. O yüzden sık sık böyle büyütüyorum. İnşallah takip etmekte çok büyük sıkıntı yaşamazsınız. Taner Bey'in de söylediği gibi genelde negatif demeyelim ama anlamca olumsuz bir şey olur. Çünkü yapı bazen olumlu görünebilir ama oradaki anlam, oradaki atmosfer olumsuz bir ifadeye sürüklüyordur bizi. O yüzden annesin ana cümle bölümünde sıkla arkadaşlar negatif bir esinti, negatif bir atmosfer bulmamız söz konusu. Evet, Gizem Hanım'ın önerisi güzel. Eğer bu şekilde küçült, büyüt, küçült, büyüt sizi rahatsız ediyorsa bilgisayarınıza da indirdiyseniz testi oradan sesimi dinlemeniz yeterli olacaktır zaten. Ben yine de fırsat buldukça büyüteceğim ekranı. Peki, şimdi üçüncü soruda da annesi nasıl karşımıza çıkıyor bir onu inceleyelim. Biraz farklı olduğunu göreceksiniz. Evet, çok ilginç şekilde ekranla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Sürekli kendini küçültüyor. Evet arkadaşlar, direkt test üzerinden devam edelim. Sizin de belirttiğiniz gibi ekran sıkıntısı hemen giderilecek gibi değil. Ben bir yandan testi yan tarafa açarak sürükleyeyim. Bir yandan da sizin yorumlarınızı okuma fırsatı bulayım. Şu şekilde. Değil burada. Tüketilmek diye bir ifade var.
Evet, şimdi sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, üçüncü soruyu izah ediyordum. Burada zero type if clause var. Bu zero type if'lerde her iki taraf da present simple oluyor. Biliyorsunuz ki if'in yanı başı da ana cümlesi de present simple tense'de yazılıyor. Burada annesin seçeneklerde bulunması halinde herhangi bir soruda annesin doğru olup olmadığına dair bir şüpheniz varsa mutlaka olumsuz şekilde o boşluktan sonraki cümleyi bir değerlendirmelisiniz. Oksijen seviyelerinin tüketilmesi diye bir ifade var arkadaşlar. Annesi koyduğumuzda tüketmemek ifadesine dönüşüyor. Bu farkı mutlaka ayırt etmeliyiz. O zaman oksijen seviyeleri tüketilmezse diyerek ana cümleye öyle yönelmelisiniz. Bakınız ana cümlede der ki balıklar genelde vakitlerinin büyük bölümünü derin soğuk sularda geçirirler. Bir göldeki derin soğuk sularda geçirirler. Annesi koyduğunuzda eğer oksijen seviyeleri orada tüketilmemişse decomposers'lar tarafından yani oradaki sudaki oksijeni ayrıştıran herhalde mikroorganizma tarzındaki canlılardan söz ediyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar test ekrana düzgün yansımıyor internet sıkıntısından dolayı. O yüzden bilgisayarınıza indirerek açarsanız sesimden takip edebilirsiniz. En doğru çözüm bu görünüyor. Bağlantı linkini hemen yazayım isterseniz. Siz oradan indirirsiniz. Bir saniyenizi rica edeyim. Ben bir yandan da bağlantı linkini oraya yazacağım. Evet arkadaşlar bağlantı linkini chat bölümüne yazdım. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz testi. Ben de hemen dördüncü soruyla devam ediyorum anlatımıma. Yine annesiyle ilgili güzel bir soru var karşımızda. Bu arada bu soruların tamamı sorular arkadaşlar. Daha önce çıkmış sorular üzerinde çalışma yapanlar fark etmiştir. Bilhassa çıkmış sorulardan seçiyorum bu toplu çalışmalarda ele alınan testleri. Çünkü gerçeğe en yakın olanlar, bunu en iyi yansıtanlar doğal olarak ÖSYM'nin daha önceden sormuş olduğu sorular oluyor. Şimdi dördüncü soruda da yine ÖSYM'nin tehditkar bir cümlesi olduğunu fark etmişsinizdir. Bakınız bir brain absesi diyor yani beyin absesi fatal olabilir. Fatal ölümcül, öldüren anlamında. Bir beyin absesi öldürebilir. Bakın parmak sallıyor gibi canlandırın. Gözünüzün önüne getirin bu şekildeki cümleleri. Akılda kalmasını kolaylaştırır en azından bu annesinin duasını. Bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olur bu imaj. Beyin hapseleri ölümcül olabilir. Hemen yanına annesi koyduğunuzda cümleyi de anlam olarak olumsuza çevirdiğini de unutmayın. Eğer antibiyotiklerle tedavi edilmezse, bakın çok çok yakışan iki cümleyi yan yana gelen bu iki cümleyi en güzel bağlayan annesi oluyor. ÖSYM bu annesi çok seviyor. Ben sadece birkaç tanesini seçerek koydum arkadaşlar. Eğer 2006'dan itibaren çıkmış olan sınav sorularının, dil bilgisi sorularının bir taramasını yaparsanız cevabın annesi olduğu soru çok. Üstüne üstlük pek çoğu da bu şekilde bir tehditkar ifadeye istinaden yazılmış bir annes cümleciği oluyor.
Son YDS'de galiba yoktu ama ondan bir öncekinde yanlış hatırlamıyorsam annesiyle ilgili bir soru yine vardı. ÖSYM bunun kullanımını seviyor velhasıl. Evet. Şimdi 5. soruya hemen bakalım. Ben bir yandan da göz ucuyla chat bölümüne yazdıklarınızı okuyorum ama mesela no nickname tabii isim olmadığı için nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum size ama gördük mü yapıştıralım mı öyle yapmayın tabii. Yani vur deyince de öldürmeyin. Derslerde de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu öğrenci milleti yok mu bu öğrenci milleti? Vur diyoruz öldürüyor. Elbette ki yapıştırmayın mutlaka deneyin. Ama çoğu zaman bunun doğru olduğu da aşikar. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. 5. sorumuzda da yine bir cıs ifadesi var. Bak ÖSYM uyarıyor. Diyor ki dünya su savaşlarıyla karşı karşıya kalacakmış gelecekte. Devamında action is taken yani adım atılır diye bir ifade var. Arkadaşlar adım atılırsa mı su savaşlarıyla karşı karşıya kalır dünya? Adım atılmazsa mı? Hemen böyle düşüneceğiz ve bu olumlu yazılmış cümleyi terse çevirebilecek bir bağlaç arayacağız. İşte o da annes elbette ki. Olumlu yazılmış olan bir cümleyi anlam olarak olumsuza çevirebilen bunların içinde sadece annes var. Ve yine ÖSYM'nin az önce belirttiğim mantığı aynen burada da bulunuyor. Bak bunu yapmazsan şu olur. Bak şöyle şöyle yapmazsanız böyle böyle başınıza gelir. Bu ifadeler mutlaka kulağınızda yer etsin. Dilara Hanım devamını çevirir misiniz demişsiniz. Sorunun devamını tabii hemen çevirelim. Uluslararası su sıkıntılarını ve sağlıkla ilgili meseleleri engellemek için, önlemek için adım atılmazsa dünya su savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır şeklinde bir ifade. Peki 6. soruya bir göz atalım arkadaşlar. Bu arada Yasin Bey 4. soruda in case demişsiniz. Neyi kastettiniz orada? In case için şu özel notu hemen söyleyeyim sizlere. Çok da önemli. In case ile ilgili benim bugüne kadar gözlemlerim oldukça şaşırtıcı bir bilgiyi ortaya koyuyor arkadaşlar. Doğru cevabı in case olan sorularda öğrenciler nadiren in case'i işaretliyor. Cevap in case olmadığında ise çoğunlukla in case'i işaretliyor öğrenciler. Böyle tuhaf bir paradoks var. In case'in seçeneklerinde bulunduğu bir soruda ilk yapmanız gereken şey belki de ana cümlede tedbir, hazırlık, önlem ifadeleri aramaktır. Eğer bu bahsini ettiğim ifadeler ana cümle bölümün bulunmuyorsa kesinlikle in case'e hiç yönelmeyin. Ama anlam oluyor hocam ama yakışıyor falan hiç demeyin arkadaşlar. Kesinlikle elenmesi gereken bir seçenek. Yani in case'in ana cümlesinde mutlaka bir tedbir, bir hazırlık ifadesi görmelisiniz. Örneğin Türkçe olarak söylüyorum. Misafir gelir diye birkaç şey aldım. Bakın burada misafir gelir diye bölümü in case'li cümlenin olduğu bölüm. Marketten birkaç şey aldım ise bir hazırlık ifadesi. Ana cümlede bir hazırlık bulunmuyorsa eğer kesinlikle in case'i kullanmayacağız. Evet. Justice arkadaşlar biraz daha ilginç bir bağlaç in case'e göre. İki yönü var justice'in. Bunlardan biri while gibi zaman gösterebiliyor.
iki eylemin birbiriyle aynı zamana denk geldiğini gösteriyor. Tam bir şey yaparken şu şu oldu. Tam evden çıkarken telefon çaldı. Bunun gibi bir anlam verebilir just as. Ama ÖSYM just as'in bu anlamındansa ikinci anlamını daha çok kullanıyor. Bu ikinci anlam benzerlik üzerine. Tıpkı bir şey olduğu gibi, tıpkı bir şey yaptığı gibi bir anlam veriyor. Ve benzerlikle ilgili bir bağlaç olduğu için de mutlaka ana cümlesinde bunu destekleyen ifadeler yakalamanız lazım. Örneğin just as'in yanı başında iyileşme, düzelme, artma gibi bir ifade varsa ana cümlede azalma söz etmemek lazım arkadaşlar. Çünkü benzerlik ortaya koyuyor. Diastezin olduğu kısım iyileşme, düzelme ise ana cümlesi de artma, ilerleme gibi ifadeler barındırmalı. Böyle ayırt edilebilir diastez. Evet, diastez like ve saçtan çok farklı Gökçen Hanım. Like yanına isim alır. Saç ise başka başka pek çok kombinasyonda kullanılabilen farklı bir kelime. Like'ın yanında isim olurken just as'in yanında cümle olur. Yapısal olarak en önemli farkları bu. Saç ise that kalıbıyla birlikte düşünüyorsanız eğer yanına isim alıp cümle almaz. Örneğin saç, carriage, that diye mutlaka that ile devam ettirebilirsiniz. Ya da saçın yanına sadece isim koyarak böylesi anlamına getirebilirsiniz. Ama her halükarda saç isimlerle kullanılacaktır. Just as gibi cümle alamaz yanına. Evet, hemen 6. soruyu inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Bu annes mantığını bir oturttuktan sonra seçeneklerdeki diğer bağlaçlara da biraz değineceğim. Az önce siz sordunuz diye hemen tazeyken ele aldım ama ben zaten pek çok bağlacın üstünden geçeceğim. Size hatırlatıcı bilgiler sunacağım. Şimdi 6. soruda people cannot minimize the consequences of heart failure diyor arkadaşlar. Yine ÖSYM parmağı kaldırmış. Cıs diyor bakın. İnsanlar kalp rahatsızlıklarının sonuçlarını indirgeyemezler, azaltamazlar, olmaz, yapamazlar, beceremezler diyor. Diğer tarafta they introduce changes in their lives diye olumlu bir cümle var. Yaşamlarında değişiklik yoluna gitmek diye bir ifade. Eğer yaşamlarında değişikliğe giderlerse bunu yaparlar. Düzeltiyorum, bunu yapamazlar. Anlamca çok yanlış. Yaşamlarında değişikliğe gitmezlerse bunun etkilerini azaltamazlar dememiz gerekiyor. Yine o cıs bağlacı gibi düşünün. Olumlu bir cümleyi anlamca olumsuza çevirmesi açısından Annes burada biçilmez kaftan arkadaşlar. Şimdi hemen 7. soruya bakacağım. O da annesle ilgiliydi diye. Yok, evet annesle ilgili olan sorularımız bunlardı. Ben şimdi sorular içindeki düzeltiyorum seçenekler arasındaki bazı bağlaçlarla ilgili önemli hususlardan söz edeceğim. Örneğin birinci soruda arkadaşlar B seçeneğindeki whereas yan sütundaki soruların pek çoğunda da karşımıza çıkan bir bağlaç while whereas. Bu whereas ile while'ı bir tutmamız lazım. ÖSYM'nin inanılmaz çok kullandığı, çok sevdiği iki bağlaç. Ve öyle düşünüyorum ki sizler de çok seversiniz bu bağlaçları çünkü gerçekten ama gerçekten mantıkları çok düz, gösterdikleri zıtlık çok basit bir mantığa dayanıyor. Birbirine benzemeyen iki şeyi ortaya koyuyor. Farklılıklarını gösteriyor bize arkadaşlar. O yüzden taban tabanaydı, işte alt altaydı, yan yanaydı, üst üsteydi. Artık ne dersiniz o size kalmış ama bunlar benzemezlik gösteriyorlar. Birbirine uymayan, birbirinden farklı olan yönleri bizim önümüze seriyor arkadaşlar. Hemen
Tazeyken bu sözünü ettiğim bilgi, gelin hemen ben size soru numarası söyleyeyim, oraya bir yönelelim. Evet, 15. soruya bakınız arkadaşlar. Soru 15. Direkt while whereas mantığının en güzel, en yalın örneklerinden biri. Ağız yoluyla alınan konjestanlar bir tarafta, burun yoluyla alınan spreyler diğer tarafta. Bakın, bunlardan biri %20, diğeri ise %70 başarılı. While whereas tam da böyle bir cümleyi birbirine bağlar. Bundan daha güzel bir örnek olamazdı. Bu sorular içinde en sade, en güzellerinden biri arkadaşlar bu. 16. soruya bir bakınız. 16 da aynı mantıkta. Kızlar ev merkezli ilgi alanlarına eğilim gösteriyorlar. Tercihleri ev merkezli ilgiler üzerine. Erkekler ise daha yaramaz, daha tehlikeli işler peşinde bakın. Kızlar bir tarafta, erkekler diğer tarafta. Birbirine benzemeyen yönleri anlatılıyor arkadaşlar. 17. soruda keza aynı mantık var. Bazı araştırmacılar şizofreninin tek bir hastalık olduğunu düşünüyor. Diğer araştırmacılar ise bunun çeşitli başka hastalıklardan kaynaklanan bir sendrom olduğunu düşünüyorlar. Bazı araştırmacıların düşünceleri şu tarafta, diğer araştırmacıların düşünceleri ise bu tarafta. Farklı bir düşünce, bu farklı bir düşünce. O yüzden bakın, bunlar zıt demiyorum ben özellikle. Bunlar zıt değil arkadaşlar. Bunlar birbirinden farklılar. Tezatlık dediğimiz zaman insanın aklına aslında although gelmeli, even though gelmeli, but gelmeli, however gelmeli, ama bu while whereas biraz daha farklı. Siz de gördünüz umarım. Peki hemen yine while whereas üzerinde çalışmaya devam edelim. Onun ardından diğer sorular ve diğer bağlaçlar, seçeneklerdeki ifadeler, onlarla ilgili de özel detayları anlatacağım. Bu arada endişe etmeyin arkadaşlar. Saat 12 oldu diye sistem hemen kapanmayacak. Onu esnetme imkanımız var. Anlatacaklarımız daha bitmediyse merak etmeyin, onun devamını sağlarız. Şimdi 18. soruya bir göz atınız lütfen. Fatih Bey, yarın da cümle tamamlama ile ilgili testimiz olacak. Yine o testi indirmeniz için size bağlantı gönderilecek. Oradan indirip çözebilirsiniz. Evet, HHM size nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum, açık isminizi yazmadığınız için. Ama geç başlamadık. Fakat geç bitirebiliriz. Kastım o. Eğer konularımız, anlatacaklarımız henüz tamamlanmadıysa, yani bunun üzerine eklemek bizim elimizde. Merak etmeyin demek istiyorum. Evet, 18. soruda yine while whereas için çok güzel bir örnek görüyoruz. Bakın, boşluğun ardından single or divorced people demiş. Boşluğun öncesinde ise married people ya da people living with a partner demiş. Yani evli insanlar ya da bir partnerle yaşayan insanlar bir tarafta, diğer tarafta ise bekar insanlar ya da boşanmış insanlar var arkadaşlar. Yani bu mantığı bir oturtursanız eğer, ÖSYM'nin her yabancı dil sınavında illa cebinize 2 soru, 3 soru atarsınız. Çünkü while whereas inanılmaz sık çıkıyor ve gerçekten çok kolay bulunabilecek düz bir mantığı var arkadaşlar. 18'in cevabı da bu yüzden whereas olacaktı. Yine devam edelim.
Dediğim gibi bu sorulardaki seçenekleri pas geçtim diye düşünmeyin, döneceğim. Aynı mantığı pekiştirmek için diğer sorularla bağlantı kuruyorum. Ardından dönüp seçenekleri tek tek inceleriz. 19. soruya geliniz arkadaşlar. 19. soru da while'ın bu sefer bir zıtlık değil, bir zaman gösterdiğini görüyoruz. Bu soruyu bilhassa isteyerek koydum buraya. Çünkü bazen öğrenciler soruların seçenekle while ve whereas birden, ikisi birden bulunduğu zaman ikisini de atıyorlar. Sakın ola arkadaşlar, bu yanılgıya düşmeyin. Eğer while da varsa, whereas de varsa gidecek olan whereas'dir. Sakın while'ı atmayın arkadaşlar. 19. soruda. Whereas'i atın ama while kalsın. Çünkü whereas sadece ve sadece benzemezlik gösteren bir bağlaç. Tek yönü olan bir bağlaçken while, whereas ne iş yapıyorsa onu yapıyor. Üstüne üstlük bir de zaman açısından anlamlar da yüklüyor cümleye. While'da ekstra var. Whereas'in tek bir numarası var. While'ın iki tane, üç tane numarası var. Bu ikisi aynı sorunun seçeneklerinde varsa sakın ola ikisini birden atmayın. While kalsın ama whereas'i eleyebilirsiniz. Burada boşluğun ardından gerund yapı gelmiş bakın. Boşluk ve ardından allowing yazıyor arkadaşlar. Bu gerund yapıyı destekleyen en güzel bağlaç while oluyor. Since'in de yanına tabii allowing diye bir gerund gelebilir ama since o zaman bir zaman bağlacına dönüşür ve ana cümlesinde present perfect tense isterdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Diğer even though ve because bağlaçlarımız ise böyle bir gerundla devam edemez. Yapıya uyan tek bağlaç while oldu burada. Ama gördüğünüz üzere buradaki while zıtlık değil, zaman gösterdi. İki eylemin aynı zamanlarda paralel bir süreç izlediğini gösteriyor. Der ki bütün yönlerde serbestçe hareket etmesini sağlarken bir yandan da gözü korurmuş. Gözün etrafındaki bu yapılar. Onun her tarafa doğru, her yöne doğru hareket etmesini sağlarken bir yandan da onu korur diye bir ifade. 19. soruda dediğim gibi gerund yapıyla devam edebilecek since ve while vardı. Since gerund aldığında zaman bağlacı oluyor ve ana cümlesinde present perfect istiyor. Den beri anlamına geliyor çünkü. Onu o sayede atınca zaten geriye sadece while kalıyordu. Şimdi 20. soruya bakın arkadaşlar. 20. soruda da our memory for emotions is highly selective demiş. Bizim duygularla ilgili hafızamız son derece seçiciymiş. And we tend to remember how good times were. Güzel zamanların ne kadar da güzel olduğunu hep hatırlama eğilimimiz vardır. Bakın bu bir taraf. Güzel şeyleri hatırlıyoruz. Öyle bir eğilimimiz var. Şimdi diğer tarafa gelin bakın. Bad times'ı gördünüz değil mi? The memories of bad times fade more quickly. Kötü zamanların hafızaları, o zamanlardan kalan izler daha hızlı solar, gider, unutulur demiş arkadaşlar. Buraya da yapıştırmanız gereken bağlaç ya da whereas. Güzel zamanlar çok hatırlanır, kötü zamanlar hemen unutulur. Aynı mantık daha önce çözdüğümüz while whereas sorularında da bulunuyordu. Evet. Yusuf Bey, sistem neyi indirmeye müsaade etmiyor? Acaba bir sıkıntı mı var? Evet, Şenol Bey linki attı. İnternet sıkıntısı olduğu için siz sonradan belki katıldınız derse o sözünü ettiğimiz zaman belki yoktunuz. İnternet sıkıntısından dolayı ekran düzgün yansımıyor arkadaşlar. O yüzden öğrencilerimiz testi indirerek bilgisayarlarında açıyorlar. Benim sesimi dinleyerek takip ediyorlar.
Evet. Şimdi devam ediyorum sorularımıza. 21. soru yine Weil-Weres mantığını çok çok güzel gösteren özel bir soru. Bakınız der ki Avrupa Birliği yaklaşık dörtte birini, kullandığı gazın dörtte birini, petrolün de üçte birini Rusya'dan alıyormuş arkadaşlar. Bir rakamsal bilgi var. Avrupa bir tarafta dörtte bir gazının dört birini, petrolünün de üçte birini Rusya'dan alıyor. Şimdi diğer tarafta bakın neler var. Slovakya, Finlandiya, Polonya, Macaristan ve Baltık ülkeleri gibi ülkeler, Ukrayna'da dahil, tamamen bağlılar Rusya'ya. Yani Avrupa sadece %25 bağlıyken diğer ülkeler %100 bağlı arkadaşlar. Yine benzemezlik ortaya konmuş. Şu şu ülkeler bu kadar bağlıyken bu ülkeler şu kadar bağlı. Bu mantığı bir oturtursanız, Weil-Weres'i bir bu sadelikle yorumlarsanız inanın bana her sınavda cebinizde bir sürü soru olacaktır. Çok basit, çok düz, hiç derinliği olmayan cümleler bunlar. Bu soruları öğrenciler okuyarak, yorumlayarak, çok detaylı anlamaya çalışarak kendilerini zor hale getiriyorlar. Sakın öyle yapmayın. Sade soruya sade bakılır, cevaba çabuk ulaşılır. Sade soruya detaylı, ayrıntılı bakmaya çalıştığımızda tıpkı bataklığa düşmüşüz gibi çırpındıkça bizi aşağı çeker. Aynen öyle Seda Hanım. Yani biraz dikkat. Oradaki farklılıkları gördüğümüzde Weil Weres gelecek hemen akla. Evet, zıtlık demeyelim buna. Zıtlık demiyorum ben de özellikle. Siz de demeyin arkadaşlar. Weil Weres benzemezlik, farklılık ortaya koyuyor. Bilhassa zıtlık ifadesinden kaçınıyorum. Çünkü zıtlık dediğimizde although, even though, despite bunlar geliyor akla. However geliyor, nevertheless geliyor. O yüzden benim tavsiyem bunlara zıtlık demeyin. Onun yerine benzemezlik, farklılık. Evet, bakınız 22. soru keza aynı mantığı bize sunuyor. Der ki 65 yaş üstü kadınların yarısı, bakın bir tarafta yarısı söz konusu, kadınların yarısı. Diğer tarafta erkeklerin sadece %20'si, 5'te biri. Nasıl arkadaşlar? Tam Weil-Weres'lik bir mantık değil mi? Bu despite neden değil hemen ifade edelim. Despite ve in spite of'tan sonra cümle gelmesi gerekir. Öznesi, yüklemi, hatta alıyorsa nesnesi, her şeyle tam olması gerekir. Çok affedersiniz, yanlış bağlaçla birlikte söylüyorum. Despite'dan hemen sonra isim gelir, cümle gelmiş burada. Öznesi var, yüklemi var, nesnesi, her şeyle tam bir cümle. Despite ve in spite of'tan sonra ise isim gelir arkadaşlar. Kusura bakmayın, az önce sanki başka bir bağlaç çıktı ağzımdan. Sanki olduğu anlatmışım gibi oldu. Even doğuyu anlatmışım gibi oldu. Ancak despite ve in spite of'tan sonra tam bir cümle gelmemesi ki bu boşluktan sonra tam bir cümle var. Üstüne üstlük burada bir zıtlık yok, bir benzemezlik var arkadaşlar. Yani 65 yaş üstü kadınların yarısı beslenme ihtiyacı duyuyor. Buna rağmen erkeklerin 5'te biri diye bir şey söz konusu değil. Çünkü kadınların isterse tamamı buna ihtiyaç duysun. Erkekler buna bağlı değil. Bağımsız bir ifade bu. Kadınlardan hiçbirisi bu desteğe ihtiyaç. Yine erkeklerin 5'te biri ihtiyaç duyabilir. Birbirine bağlı olan zıtlıkları biz despite'la, in spite of'la, although'la, even though'la, though'la bağlarız. Ama while whereas'de birbirine bağlılık söz konusu değil. Anlam olarak, mantık olarak bağ yok. Bir benzemezlik söz konusu bunlarda. Peki, hemen bir sonraki soruya bir bakınız. 23. soru yine Weil-Weres mantığını bize gösteriyor, pekiştiriyor. Burada da the private sector diyor arkadaşlar bir tarafta. Diğer tarafta ise the majority of nationals arkadaşlar.
ve public sector. Bunlar bizim ipuçlarımız. Private sector, public sector. Lütfen altlarını çiziniz ya da notlarınızı ona göre alınız. Bir tarafta özel sektör var, diğer tarafta kamu sektörü var. Ve yine boşluğun önünde expatriate workers var. Hemen boşluğun önünde 23'te expatriate workers. Yani başka ülkelerden gelme işçiler. Ama diğer tarafta da nationals yani o ülkenin vatandaşları var. O zaman özel sektör genelde dışarıdan gelme işçilere istihdam sunarken bölge halkı, ülkenin kendi vatandaşları ise kamu sektöründe iş buluyormuş. Böyle bir benzemezlik, birbirinden farklılık anlatılmış. Yine vaal ve verez bağlacına uygun olarak. Evet, 24'e bir bakınız arkadaşlar. 24. soruda beyindeki 4 boşluktan İki tanesi her bir yarı kürenin içinde bulunurmuş. Bakın iki tanesi bir tarafta. Şimdi üçüncü ve dördüncü diğer iki tanesi ise arasında bulunurmuş. Burada da inside ve between'in altlarını çizmekte yarar var. İki tanesi iç kesimde bulunuyor. Diğer iki tanesi ise arada bulunuyor. Yine while whereas mantığını tam çok güzel şekilde bize sunuyor. Derin hiç düşünmeyin arkadaşlar bu sorularda. Benzemezliği yakaladığınız an while whereas işaretlemekten just as while aynı değil Tamer Bey. Just as zaman gösterirse while'la benzer ama biz burada benzemezlik anlattık. Zaman yönüyle aynı diyebilirsiniz. Orada bile tam aynı değil ama mantık olarak zaman açısından benzerdirler. Ama tezatlık demeyeyim de benzemezlik, farklılık gösterirken just as bambaşka bir şey, while bambaşka bir şey. Okay. Peki devam edelim bakalım. Bundan sonraki sorularda while whereas'den ziyade bundan önceki sorulardan birkaçında da zıtlıklar vardı. Onlarla ilgili anlatım yapmadan önce bazı sorularda bağlaçlarla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum sizlere. Mesela Mehmet Bey 14. soru demişsiniz. Ne gibi bir sıkıntınız var orada? Evet Mehmet Bey, 14. sorunun cevabı while olacaktı. Doğrudur. Tabii onlara henüz bakmadık. Ele alacağız. Bütün cevapları tek tek de söyleyeceğim size. Okay. Şimdi ben özellikle işinize yarayacağını düşündüğüm bazı bağlaçlardan söz edeceğim. In case bunlardan biriydi. ÖSYM dil bilgisi sorularında in case'i cevap yapmamış arkadaşlar 2006 bu yana. Çok ilginçtir ama bu olmaz anlamına gelmiyor. In case için bir şey söylemiştim. Bir daha hatırlatmak istiyorum. In case bir sorunun seçeneklerinde varsa gidin ana cümle bölümüne bir bakın. Orada bir tedbir görebiliyor musunuz? Bir hazırlık ifadesi var mı? Bu çok önemli. Eğer tedbir hazırlık bulamıyorsanız in case'i hemen elemelisiniz. İkinci sorunun mesela Edirne seçeneğinde vardı in case. Böyle bir soru gördüğünüzde ana cümleye bakacaksınız. Hazırlık tedbir olmuyorsa in case'i de hemen atacaksınız. Vazgeçmeyi bilmek lazım. Üçüncü soruya bir bakınız arkadaşlar.
Üçüncü soruda bağlacı var. Ezif bağlacı, bir de ezdo bağlacıyla birlikte değerlendirilmesi lazım. İkisi de eş anlamlı. Ezif, ezdo. Anlamlarını bilir misiniz? Hemen chat bölümüne yazınız. Harika. Mış gibi. Yani aslında gerçek olmayan bir durumu öyleymiş gibi söylediğimizde kullanıyoruz. Sıklıkla da unreal oluyor Ezif ve Ezdo'dan sonra yazdığımız bölüm. Yani gerçek duruma göre bir derece past kullanıyoruz. O yüzden Ezif'in ve Ezdo'nun yanında future bir tense görme ihtimalimiz çok çok düşük. Present bir tense görme ihtimalimiz çok çok düşük. Zeynep Hanım buyurun, nedir sıkıntı? Zeynep Hanım, internetle ilgili bir problem olduğu için bir linkten bu sorular indiriliyor. Şimdi arkadaşlar yapıştırdı. Bakın Yasin Bey yapıştırdı. Bu linkten tarayıcınıza yapıştırın ve bağlantıya girin. Soruları indirin ve sesimden takip edin. Artık böyle idare edeceğiz. Elden de bir şey gelmiyor. Cambridge'deyim. Türkiye'de olsa kalkarım giderim başka yerde otururum bağlanırım bir yolunu bulurum ama burada otelde sadece bu bağlantıya bel bağladık. Yapacak bir şey yok. Yo, e-mailinize gerek yok Zeynep Hanım. Direkt o bağlantıyı tıklarsanız indirebilirsiniz. Kopyalayın bu adresi bakın. Tarayıcınıza yapıştırın, inecektir hemen. Peki. Ezif ve Ezdo ile ilgili söyleyeceğim bir başka husus var arkadaşlar. Üçüncü sorunun A seçeneğini konuşuyorduk. Ezif ve Ezdo cümlenin başında kullanılmıyor. Buna da dikkat edin. Eğer bir sorunun boşluğu baştaysa Ezif, Ezdo'yu hemen eleyebilirsiniz. Just as'den söz etmiştim. B seçeneğinde just as iki yönü olan bir bağlaç. Birisi zaman gösteriyor, birisi benzerlik. Zaman gösterdiğinde sıklıkla continuous tense'ler görüyoruz arkadaşlar. Özellikle de continuous, zaman gösterdiğinde. Ancak benzerlik gösterdiğinde tense ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Benzerlik söz konusuysa just as'in yanında artı bir ifade varken diğer tarafında eksi bir ifade olmaz. Bu doğrultuda artıya artı, eksiye eksi yani iyi bir şeye iyi bir şey, kötü bir şeye kötü bir şey şeklinde devam etmeli just as cümleleri. Son olarak burada nadet'e değineceğim 3. soruda. Nadet öğrencilerin sıklıkla karıştırdığı bir bağlaç. In case'e benzetiyorum bunun öğrencilerde doğurduğu sonuçlar açısından. In case için demiştim ki seçeneklerde in case doğru değilse öğrenciler onu işaretliyor. Doğruysa da onu işaretlemekten kaçınıyorlar. Çok ilginç bir bağlaçtı in case. Nadet de buna benziyor. Benim gözlemim cevap nadet olmadığında öğrenciler bunu işaretliyorlar. Bayağı seçen oluyor. Ama cevap değilse de düzeltiyorum. Cevap olduğunda bunu işaretlemekten kaçınıyorlar. Benim size önerim Nadet'i gördüğünüzde üzerini kapatın, silin, karalayın. Yani gözünüze Nadet görünmesin. Siz onun yerine because yazın arkadaşlar. Sanki 3. sorunun C seçeneği because ile yazılmış gibi düşünün. Because oraya yakışıyorsa işaretleyin, yakışmıyorsa eleyin arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin bugüne kadar Nadet ile ilgili sorduğu sorularda bunu yaparsanız bir kez bile sizi üzmeyecektir. Because gibi düşünün, rahat edin. Çünkü öğrenciler because'a hakim, because'un nasıl kullanılacağını çok daha iyi biliyorlar. Ama nadet ya o muydu bu muydu derken şüpheye düşürüyor, vesveseye düşürüyor, sıkıntıya yol açıyor. Onun yerine karalayın bunu ve because yazın. Olduğuna kanaat getirirseniz işaretleyin, yok diyorsanız da eleyin arkadaşlar. Belalı bağlacınız mıydı Nadet? Evet, madem ki anlamı var tabii ama biz anlama dalacak olursak çok sıkıntı yaşarız Taner Bey.
pek çok dil bilgisi sorusunda. O yüzden bunun gibi tricky diyorlar bu İngilizler. Yani kafa karıştıran, zorlayan, mantığı biraz farklı olan bağlaçlarla ilgili çok detaya inmeden bunların basit bir şekilde elenebilmesini ya da bulunabilmesini sağlayan yöntemler olması lazım. Not içinde because şeklinde bir denklik kuruyoruz. Cümle başında olabilir Cihat Bey. Because gibi olduğu için cümle başına gelir. Madem ki anlamında da cümle başına gelir. Ama biz genelde cümlenin içinde görürüz nadeti. Ama başa gelmez diye bir sıkıntı yok. Öyle bir engel yok. Because of değil nadet. Because of Büşra Hanım yanına isim ister. Of'unu kaldırın. Direkt because'la aynıdır. Evet, Ayfer Hanım indet başa gelmez demiş. İndet başa gelmez, doğrudur. Çünkü indet benzerlik, farklılık gibi kelimelerden sonra da kullanılıyor. Similar, similarity, different, difference. Hatta internetteki videolarımda indet ile ilgili de özellikle ÖSYM'nin sorduğu 2-3 sorudan bahsediyorum. Belki denk gelmiş izlemişsinizdir bilmiyorum ama mutlaka similar, similarity, different, difference gibi benzerlik ya da farklılık anlamında kelimeler görüyoruz indet olduğunda. Gizem Hanım hangi durumda since because diyebiliyorduk demiş. Arkadaşlar since ile because'u ayırabileceğimiz çeşitli yöntemler var. Bir kere since'in yanında bir cümle değil de bir isim varsa, bir tarih varsa, bir gerund varsa bileceğiz ki bu den beri anlamında bir zaman bağlacıdır. Yani kesinlikle sebep göstermediğini direkt anlayabilirsiniz. Yanına isim gelmişse, tarih gelmişse, gerund gelmişse mutlaka zaman bağlacıdır. Yanına eğer past simple dışında bir cümle gelmişse, bakın tekrar belirtmek istiyorum. Past simple dışında bir tense'den oluşan bir cümle gelmişse yanına bu sefer bileceğiz ki since because anlamındadır. Eğer past simple tense'de bir cümle gelmişse o zaman since hem because anlamında kullanılmış olabilir hem de zaman bağlacı olmuş olabilir, den beri anlamına da gelebilir. Yani since'in yanında past simple gördüğümüzün direkt zaman bağlacıdır diye düşünmeyin. Sebep bağlacı da olmuş olabilir. Ama biliyoruz ki since'in yanı başında past simple dışında bir cümle varsa, mesela present simple varsa, mesela future simple varsa, o zaman kesin bildiğimiz bir şey var. Bu since because anlamındadır. Böyle bir fark var arkadaşlar. Since, ever since ve since'den birbirinin aynısı değil üçü de. Bunların kesişim noktası ever since arkadaşlar. Since, ever since diye de söylenebilir. Since then, ever since diye de söylenebilir. Kesişim noktası tam arada. Since'den bir noktayı mutlaka daha önce söylemiş olmanızı gerektiriyor. Çünkü o tarihten beri demiş oluyorsunuz. Ama önce o tarihten söz etmeniz lazım. Yani 1980 demeniz lazım önce ki o tarihten beri dediğinizde anlamlı bir zamanı göstermiş olursunuz bu sayede. Peki ben devam ediyorum. Şimdi sorular arasında önemli gördüğüm bağlaçlar üzerinden çeşitli bilgiler aktarayım tekrar. Örneğin 5. soruya bir bakın arkadaşlar lütfen. 5. soruda Bursa seçeneğinde weather var. Gördünüz mü? Weather noun clause'larda da kullandığımız bir kelime ama bağlaç olarak da işimize yarıyor çeşitli durumlarda. Eğer weather bir bağlaç olarak kullanılacaksa mutlaka cümleyi
ayırmamız gerekiyor ana yapıdan. Eğer weather'lı bölüm başa yazılmışsa virgül koyacağız, sonra ana cümleyi getireceğiz. Yok, önce ana cümle yazılmışsa ana cümleyi yazacağız, bitireceğiz, bir virgül koyacağız, sonra weather'lı bölüm getirilecek. Yani bağlaç olduğunda weather'ı kesinlikle cümlenin içine entegre etmeyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi geliyor mu arkadaşlar sesim? Dilara Hanım ses gitti demiş. Evet. Orhan Bey, bu sorunun cevabı Annes. Bu Annes'le ilgili soruyu çözerken bayağı bir şey anlattım. Sonradan bu kaydı da YouTube'a yükleyeceğiz. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Buradaki bağlantıya biraz bağlı. Oradan takip edebilirsiniz. Önceki kısmı kaçırdıysanız. Evet, şimdi weather'ı bağlaç olarak ele aldık. Bir de noun clause olduğunda weather nasıl kullanılır? Weather noun clause'sa ya özne olur, arkadaşlar da noun'dur. Yani isimdir. İsimlerin yaptığı iş cümlede özne olmaktır ya da nesne olmaktır. O yüzden weather genelde nesne olarak karşımıza çıkar. Nesne demek de fiilden sonra gelen ve o fiilden etkilenen yapı. O yüzden weather'ın önünde sıklıkla biz bir fiil görürüz. Ama bu her zaman fiil olmak zorunda değil. Başka yapılar da var ama ben yaygın olanı anlatayım. Çünkü bütün detayları hem anlatmaya imkanımız yok, hem de kafa karışıklığından başka bir şeye yol açmaz. Biz en yaygın karşımıza çıkacak yapıları ele alalım. Weather'ın önünde çoğunlukla bir fiil göreceğiz. Ve bu fiil kesinlik göstermeyen, sormak, sor durmak, anlamamak, belirsiz olmak gibi ifadelerden oluşuyor. Çünkü weather'ı noun clause yaptığımızda olup olmadığı, yapıp yapmadığı, gelip gelmedikleri gibi bir anlama çıkıyor. O yüzden de netlik, kesinlik göstermeyen ifadelerde de yakışır. Şimdi devam ediyorum. Başka bağlaçlarımıza da gireceğim. 7. soruyla 14'ü atlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir onlara el atalım istiyorum şimdi. Yeri gelmişken. Emre Bey bir örnek istemiş. Weather'ı yanlış anlamadıysam weather'ın non-close özelliğini öğrenmek istemişsiniz. Bir örnek yazayım chat bölümüne. Örneğin şöyle bir ifade olsun. Keep asking whether they will have their papers by Evet, chat bölümüne yazdım arkadaşlar. Bakınız, they keep asking whether they will have to hand in their papers by Friday. Öğrencileri söylüyor mesela bu cümle. Ödevlerini Cuma'ya kadar teslim etmek zorunda olup olmadıklarını sorup duruyorlar demiş. Bakın, burada netlik olmayan, kesinlik olmayan bir ifade var. Ask fiili başlı başına zaten bunu gösteriyor. Yapıp yapmayacaklarını, edip etmeyeceklerini şeklinde bir anlam var. Buse Hanım, weather bağlaç olduğunda mutlaka or istiyor. Ama noun clause olduğunda or olsa da olur, olmasa da olur. Hiçbir şey değiştirmez. Aynen. Aynen. Bağlaçken Levent Bey'in de söylediği gibi mutlaka or istiyor. Ha, not o farklı bir şey. Ama or illa olacak arkadaşlar. Çünkü bazen whether you like it or hate it deriz. Bakın, not yok ama like'ın tersi hate, yani or not gibi oluyor. Bir şekilde not görmek zorunda değiliz bağlaç olduğunda. Aynen, bağlaç olarak pek sorulmuyor ama hiç mi sorulmuyor? Hayır, soruluyor. Hatta size hemen bir örneğini göstermeye çalışayım arkadaşlar.
az bir vaktinizi alacağım. Evet, şimdi şöyle şuraya açayım, deneyelim. Acaba gelecek mi bakalım. Evet, ekranlarınıza yansın. Şöyle yapayım. Daha net olsun. Evet, bakın bu çok güzel bir whether or bağlaç sorusu. İlla not'a ihtiyaç yok demiştim ya. Burada da mesela not görünmüyor. Ama o anlam bir şekilde veriliyor. Cümle şöyle. Bu adamın son romanı işini ciddiye alan insanlarla ilgilidir. İster bu bir anne olsun, ister bir hemşire, ister bir asker olsun. Eğer bir bağlaç olarak kullanıyorsak, ister X olsun, ister Y şeklinde bir anlam çıkıyor ki bu da mutlaka cümleden ayrı yazılması gereken bir ifade oluyor arkadaşlar. Burada da bakın virgül. Şöyle farklı renkle göstereyim. Burada da şu virgül işin o yönünü bize gösteriyor. Mutlaka ana cümleden bir virgülle, en azından bir virgülle, bazen noktalı virgülle ayırmak gerekiyor bunu. Peki sorumuza dönelim. Ben bir yandan deneyeyim. Belki ekran bozulmaz dedim ama açar açmaz hemen külüyor. Çok ilginç şekilde. Bir kez daha ben farklı bir şekilde şansımı deneyeceğim. Evet arkadaşlar, birkaç saniyenizi rica ediyorum. Farklı bir formatta yüklüyorum şimdi testi. Umuyorum onu açmakta problem yaşamayız. Evet, şu an test sizlerin de ekranlarına yansıdı inşallah. Biraz büyüteyim. Şimdilik küçülmüyor. İnşallah bakalım. Der demez gene gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. En doğrusu yine benim test gitmem sizin de göz ucuyla takip etmeniz galiba. Yapacak bir şey yok. Şansımız. Buranın şartları biraz böyle. Otelcilik anlamında Türkiye çok daha önde İngiltere'ye göre. Bu bariz, net ortada. İngiltere'de bir defa bulundum. Hiçbir otelde internet bağlantısı düzgün değildi. Ya çok pahalı fahiş ücretlerle sunuyorlar interneti ekstra ücrete tabi. Ya da ücretsiz olanlar çok çok düşük hızda ve çok kapasitiz. Hemen kopuyor buradaki gibi.
Yani normal şartlarda buradaki internet, İngiltere'nin interneti oldukça iyi ama oteller çok cimri diyeyim, nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Cimri davranıyorlar bu konuda. Artık idare edeceğiz. Bizden gelen bu. İnşallah katkımız oluyordur sizlere. Ekrana bir iki defa vurayım düzelir mi Görkem Bey? Ankesörlü telefon gibi yaptınız. Peki ben şimdi 7. sorudan itibaren zıtlık açısından karşımıza çıkan soruları göstereceğim. Hep birlikte 7'ye bir bakalım arkadaşlar. 7. soruda çok çok özel, çok güzel bir ipucu var. Bu ipucuna odaklanmak lazım. Bu da steal kelimesi. Fark ettiyseniz eğer ikinci satırın en sonunda steal var. Bunu bir yuvarlak içine alalım. Gelelim 8. soruya. Orada da ikinci satırda steal var. Bir yuvarlak içine alalım arkadaşlar. Ondan sonra 10. soruya gelelim. Pardon, 9'a gelelim. 9'da ikinci satırda steal var. Bir yuvarlak içine alalım. 10. soruya gelelim. Yine steal var. O da ikinci satırda. Onu da yuvarlak içine alalım. 11. soruda 3. satırın sonunda steal var yine. Onu da bir yuvarlak içine alalım. 12. soruya bakın arkadaşlar. Yine steal var 3. satırın sonlarına doğru. Bir yuvarlak içine alalım bunu. 13'e gelelim. 13. soruda yine steal var. Yuvarlak içine alalım. 14. soruya gelelim. Son satırda steal var. Yine bir yuvarlak içine alalım. Bunlar yine ÖSYM'nin çıkmış sorularından ama İçinde stil içerip de zıtlık gösteren tek soru grubu bunlar değil. Başka sorular da var. Hepsine tabii yer vermek imkansız. Bu şekilde bunları bir araya toplayarak size göstermek istediğim stil ve zıtlığın birbiriyle çok uyumlu olduğu, çok iyi işe yaradığı, daha fazla soru çıkıyor bununla ilgili. Bu mantığı yakalarsak sınavda mutlaka cebimize bir soru atarız diye düşünüyorum. Hemen dönelim 7'ye. Madem stilleri işaretledik, 7. soruyla anlatımımıza devam edelim. Bakın, virgüle kadarki bölümde sterilizasyonun patojenden yoksun bir ortam yarattığını, yani hastalığa yol açan etkenlerden temizlediğini söylüyor. Ama virgülden sonra hastaların %5 ile 10'u yine de enfeksiyona kapılıyorlar. Bakın, güzel bir zıtlık var burada. Stil de bunu destekliyor. Yani patojenden tamamen temizliyor ortamı sterilizasyon. Normalde bir hastanın enfeksiyona kapılmamasını, enfeksiyona yakalanmamasını bekleriz doğal olarak, değil mi? Madem orada hastalık yapıcı etkenler ortadan kalkmış. Bizde oluşan doğal beklenti enfeksiyona yakalanmamak olmalı. Ama bakın, bu beklentimizin tam tersi anlatılıyor. İşte although, even though, though, despite, in spite of bağlaçları beklentinin tersi gerçekleştiği zaman kullanılan bağlaçlardır. Burada da böyle bir durum söz konusu. Bizim beklentimiz hastaların enfeksiyona yakalanmaması yönünde. Çünkü tamamen hastalık yapıcı etkenlerden arınmış bir ortam. Biz enfeksiyon olmaz diye bekliyorduk ama %5 ile 10 arasında enfeksiyona kapılma ihtimali varmış. Gelin 8'e bir bakın arkadaşlar. 8 daha farklı bir mantıkta bir bağlaç. Hatacağım size ama yine de orada stilin varlığı bizi zıtlığa götürüyor. Çünkü İngiliz halkı az saygı duyuyor kraliyete ama virgülden sonra da diyor ki bunu bir cumhuriyete değiştirmeye de pek niyetleri yokmuş. Öyle bir ihtimal düşükmüş. Yine bir zıtlık olduğunu bize sezdiriyor stil. O açıdan seçeneklere bir bakınız 8. soruda.
zıtlık gösteren tek bir bağlaç var. O da however. Değil mi? However'ın burada ilginç bir kullanımını görüyoruz. Şimdi onu biraz anlatayım size. Normalde however, nevertheless, nonetheless, even so, despite this, in spite of, bu gibi bağlaçlar sentence connector diye adlandırdığımız bağlaçlar arkadaşlar. Yani iki cümleyi anlamca bağlarlar. O yüzden de iki cümlenin arasına gelirler. Bilhassa ilk cümle bitirilir noktayla ya da noktalı virgülle. Sonra bu bağlaçlar getirilir, iki cümlenin içine konur. Ama buradaki durum çok farklı bakın. Boşluk başta, ona rağmen however gelmiş. Bunu şöyle izah ediyoruz. Bu söylediğimi de mutlaka bir kenara not etmenizi öneririm. Çünkü bu yapıların izahatı sadece o şekilde yapılabilir. Sıfatı ya da zarfı öznenin önüne çekebilen iki tane yapı var arkadaşlar İngilizce'de. Sıfatı ya da zarfı öznenin önüne çekebilen iki yapı var. Bu 8. soruda dikkatle bakacak olursanız cümlenin öznesi the British people. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Cümlenin öznesi the British people. Ve eğer bu cümle normal bir cümlenin içinde çıkacak olsaydı şöyle yazılmış olacaktı. The British people may feel little respect for the monarchy. Yani little respect'in orijinal cümle içindeki olması gereken yeri burası değil. Tutmuşuz, öznenin önüne çekmişiz bunu. Öznenin önüne çeken iki yapı var dedik. İşte bunlardan biri how, however ve no matter how. How, however, no matter how. Bu how ve ekibi diye adlandırıyorum ben bunları. Bir budur. Bir diğeri ise the comparative kombinasyonudur arkadaşlar. Yani ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olursun. Ne kadar ekmek o kadar köfte kalıbı dediğimiz pek çok öğrencinin de the more diye bildiği kalıp arkadaşlar. Bu iki yapı dışında sıfatın ya da zarfın öznenin önüne çekildiği durum yok. O yüzden bunlara dikkat. Aynen Mehmet Bey'in de dediği gibi no matter how, however demek yanına da sıfat veyahut da zarf koyuyoruz. Burada da 8. soruda little bir zarf, düzeltiyorum, bir sıfat olmuş, respect kelimesini niteleyen, onun azlığını gösteren bir miktar belirteci bir sıfat olmuş. Evet arkadaşlar, 9. soruya yönelelim hemen. Bakın orada da still çok güzel zıtlığın göstergesi bizim için. Growth, büyüme, gelişme, artma biliyorsunuz. E-mail ve fax iletiminde çok büyük bir artış, büyük bir büyüme yaşanmış. Ama ondan sonraki bölümde iletişimin büyük kısmı hala yüz yüze yapılıyor ya da ses sese, yani telefon kastediliyor. Şimdi e-mail gibi teknolojik bir iletişim yöntemi, fax gibi nispeten teknolojik bir iletişim yöntemi büyüdü, gelişti, çokça kullanılıyor. Tamam ama bakın zıtlığa, ama hala yüz yüze iletişim bizim iletişimimizin büyük kısmını teşkil ediyor diyoruz. Burada mesela yanıltabilecek ne olurdu? A olurdu belki. Bilmiyorum A düşünen var mı, ama Adana'daki contrary to bir düşüncenin, bir fikrin, bir teorinin aksine oluyor sıklıkla arkadaşlar. Yani A'nın contrary to'nun yanına biz bir düşünce içeren, bir teori içeren, bir bilgi içeren isim yazıyoruz. In spite of, despite, although, even though ve though aynı aileden. Ama in spite of ve despite'ın özelliği yanına isim alması. Although, even though ve though bağlaçlarının özelliği ise yanına cümle alması arkadaşlar. Ayşenur Hanım, contrary to, unlike
eşitliğinden bahsetmiş diyebiliriz. Doğrudur ama çok küçücük bir ayrıntı var Ayşe Nura'nın. Contrary to az önce belirttiğim gibi sıklıkla düşüncenin, teorinin bir bilginin aksini gösterirken unlike'da böyle bir kısıtlama yok. Mesela unlike tahtanın aksine metal derken de kullanabileceğimiz bir şey. Ama contrary to'da ÖSYM en azından tercih etmiyor bu tür şeyleri. Bilgiyi kastediyor, teoriyi kastediyor. Mesela kitapta söylenenlerin aksine derken contrary to çok yakışıyor. Unlike de yakışıyor. Ama mobilyanın aksine derken, düzeltiyorum, ağacın aksine derken, metal derken, o zaman contrary to'yu ÖSYM kullanmıyor. Unlike'ı tercih ediyor. Evet, Derya'nın 9. cevabı bu yüzden in spite of çeldirebilecek seçenek de contrary to idi. Ama niçin olmadığını anlattım. Yanında bir düşünce, fikir, teori olması lazımdı. Peki 10. soruya bir bakın arkadaşlar. Stil bağlacı yine bizi zıtlığa götürüyor. Bu zıtlık göz ucuyla bakıldığında bile görülüyor E seçeneğinde, değil mi? Even though. Americans are generally marrying less. Amerikalılar genel olarak bakıldığında daha az bir oranda evleniyorlar. Evlilik açısından eksi haneye yazılabilecek bir durum. Ama ardından da diyor ki yine de evleniyorlar, boşanıyorlar, bir daha evleniyorlar. Pek çok ülkedeki oranların üstünde bu oran. Yani daha az bir tarafta, diğer ülkelere göre daha fazla diğer tarafta. Güzel bir zıtlık var. Still de bunu destekliyse niye even though'yu yapıştırmayalım, değil mi? Hemen işaret koyup geçeceğiz. Daha fazla derinlemesine düşünmeyeceğiz bu tip sorularda. Yok Feride Hanım, biraz atlayarak yaptık. Aynı mantıktaki soruları öncelikle ele aldık. Sonra geri döndük. 30'a henüz gelmedik ama. Şimdi 11. soruya bakınız lütfen. Survivors of childhood cancer do seem to have a higher risk of heart problems. Çocukluk dönemindeki kanserden kurtulan kişilerin kalp problemi riskleri daha yüksek görünüyor. Ama virgülden sonra da diyor ki the individual likelihood of this happening is still fairly small. Bakın zıtlığa, hayır diyor ikinci satırda. Son kelime olarak da fairly small diyor. Çok güzel bir zıtlık var. Birisi yüksek diyor, birisi küçük, düşük diyor. Zıtlığı bunlardan hangisi verecek bize? Elbette ki while verecek. Edirne'ydi bunun cevabı. Evet, 10. sorunun cevabı Gökçen Özkara Edirne. 9. sorunun cevabı eğer soruyorsanız Bursa idi. 11. soruya da Edirne dedik. While, whereas bu seçenekler içinde tezatlığı bize gösterebilecek bir bağlaç olmuş. Ben soruyu hazırlayan bir kişi olsaydım while yerine mesela although diye söylerdim ya da even though diye söylerdim ama while olmadı da diyemiyorum. Oluyor yani, cevabımızı sağlıyor yine de. 12'ye gelin arkadaşlar. 12'de de boşluğun önünde şöyle bir ifade var. Artık gittikçe daha fazla genç Hintli ne yapıyorlarmış? Gelecekteki eşlerinin seçiminde de sahibi olmak istiyorlar. Yani kendileri seçmek istiyorlar. Tamam, bir tarafta bu. Ben ayaklarımın üstü duruyorum. Kendi eşimi kendim seçerim diyorlar. Ama diğer tarafta hala düğünlerini ayarlaması için anne babalarının ellerine bakıyorlarmış. O yüzden de güzel bir tezatlık var. Still de ipucunu bize sağladı. Tezatlık hangi seçenekte? Tabii ki B seçeneğinde oldu arkadaşlar. Aynen B seçeneğimizi işaretliyoruz.
13. soruya geliniz. 13. soruda "You were born poor and lack good looks." Fakir doğmuş olmak ve iyi görünüme sahip olmamak diye ifadeler var virgüle kadar. Ardından da şöyle bir cümle geliyor. "There is still plenty you can do to improve your chances of success." Başarı şansınızı arttırmak için hala yapabilecek çok şey var. Şimdi fakir doğmuş olabilirsiniz. Ya da görünüşünüz çok güzel ya da cazibeli ya da yakışıklı olmayabilir. Ama yine de başarı şansınızı arttırabilecek, yapılacak çok şey var diyor. Stil'in ettiği zıtlık A seçeneğinde arkadaşlar 13 Adana görünüyor. Ama bu aldatıcı seçenek. Çünkü while biraz da benzemezlik üzerineydi alarsanız. Bu zıtlık pek çok kişi açısından yanlışlıkla A görülüyor. ÖSYM hele bir de Çeldirici'yi Adana'ya koyduysa en sıkıntılı sorular onlar oluyor. Çünkü A'yı okuyup diğerlerini okuma zahmetine girmiyor öğrenci. Hemen onu işaretliyor. Bu da özellikle seçip koyduğum sorulardan biriydi o yüzden. Arkadaşlar even if çok ama çok önemli bir bağlaç. Bunu genellikle if'leri anlatırken anlatır kitaplar, hocalar. Yanlış değil tabii ki if ailesinden ama bana sorarsanız bunu zıtlıkların içinde anlatmak lazım. Çünkü even if daha çok bir zıtlık bağlacıdır. Koşul göstermek ziyade zıtlık üzerine uzmanlaşmış bir bağlaçtır. 13'ün cevabı o yüzden A gibi görünse de değil arkadaşlar. Even Denizli olacaktı. Even if'in Türkçesi de aslında belki pek çoğunuz biliyordur, önceden duymuştur. Yıldırım Akbulut'un eski meclis başbakanımız, onun bir yaşadığı başından geçen bir olayla ne derler? Sonsuza kadar hafızalara kazınmış durumda. Kendisi bir yemekli toplantıdayken az solistlerimizden biri yanına gidiyor. O akşam şarkı söyleyen bir sanatçımız. Efendim hangi şarkıyı istersiniz sizin için okuyayım diyor. Yıldırım Akbulut da Sabile şarkısını istiyorum diyor. Sanatçımız düşünüyor, düşünüyor. Sabile, Sabile şarkısı bir türlü çıkartamıyor ve artık dayanamayıp kendisine soruyor. Efendim kusuruma bakmayın. Heyecanıma verin lütfen ama ben Sabile şarkısını çıkartamadım. Biraz mırıldanırsanız belki öyle hatırlarım. Ve Yıldırım Akbulut başlıyor söylemeye. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yani heceyi oradan ayırsa bile bu şarkıyla hatırlanan bir bağlaç. Sabile bağlacımız Enif zıt bağlacıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet Gizem Hanım, stil hep zıtlık göstermiyor ama zaman gösterdiği durumlarda çok kafa karıştırıcı. Stil her türlü tense uyan, biraz da yanar döner diye tabir ettiğim bir zarf. Ama zıtlıklarda yanar döner tarafı yok. Çok güzel bizi sonuca götürüyor. O yüzden stil üzerine tense bilgisi sakın yüklemeyin, sizi üzebilir. Ama stil üzerine zıtlık düşünülür. O da doğruyu muhtemelen size gösterir. Evet koparttınız demişsiniz. Şimdi bilmiyorum tabii ben burada konuşuyorum, sizleri görmüyorum, siz beni görmüyorsunuz. Biraz ilginçtir herhalde sizin tarafınızdan da nasıl dinlemesi, nasıl bir duygu, nasıl bir olgu bilmiyorum. Bir radyo programı gibi mi geliyor artık bu anlattıklarım? İlginç olsa gerek.
Evet, bir radyoda böyle canlı bir programa başlasak demek ki olacak. Evet, şimdi 14. soruya hemen hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Yine en son satırda still güzel bir zıtlık göstergesi. Little Caesar filmi, Küçük Sezar filmi, genelde gangster filmlerinin atası olarak adlandırılan bu film, sesin filmlere girdiği dönemin başlangıcında yapılmış bir filmmiş arkadaşlar. Yani ilk sesli filmlerden biriymiş. Virgüle kadar, end bağlacına kadar böyle bir ifade var. End'den sonraki bölümde ise şöyle bir cümle geliyor bakın. It shows its age in some areas. Yani filmin bazı bölümlerinde, bazı alanlarında yaşını hissettiriyor. Çok eski bir film olduğunu hissettiriyor. Ama ardından da şöyle diyor. It is still an effective thriller. Hala çok etkileyici bir korku, bir gerilim filmi. Yani yaşlı, çok eski bir film olması belki dezavantaj. Çünkü günümüz filmlerinde teknik olarak, teknolojik olarak kullanılan efektleriydi, sesleriydi, oyunculuğun gelişmesiydi vesaire. Onları düşündüğümüzde eski oluşu bir dezavantaj, değil mi? Ama öteki tarafta hala çok etkili, çok etkileyici bir gerilim, bir filmi oluşu pozitif bir şey. Yani eksi bir şey, artı bir şey yan yana konmuş. Stil de bunu destekleyince bir zıtlık lazım arkadaşlar. Peki zıtlık hangi seçenekte var? Adana'da even var. Even bir bağlaç değil. Even bir zarf. Because var, sebep gösteriyor. Var, güzel zıt olabilir. Tuttuk elimizde. Denizli'de so var, sonuç gösteriyor. Edirne'de besides var, ilave gösteriyor. Arkadaşlar zıtlığı gösterebilecek tek seçenek while. O yüzden cevabımız 14'te Ceyhan'dı. Evet, Ayşenur Hanım soğudan sonra art arda iki tam cümle gelmez demiş. Bir yönüyle doğru ama bir yönüyle yanlış çıkabilir. Yani noktalı virgülle bitirir örneğin. En son cümlenin önünde bir nokta. Yine iki tam cümle gelmiş olabilir. Şartlar zorlanırsa olabilir. Ama genelde tabii sizin de dediğiniz gibi iki tane tam cümle gelmemesi daha doğru. Tuğçe Hanım, buyurun. Sınıfta da duyuramazdım demişsiniz. Burada da mı duyuramadınız sesinizi? Ne yazmıştınız az önce? Ben bakıyorum ama bir şey yazmamışsınız gibi. Derdiniz nedir? Ben hemen yardımcı olmaya çalışayım. So as. So as genelde arkadaşlar yanına bir de to alır. Şöyle yazayım hatta buraya. So to. Ve bu so as to in order to ile eş anlamlı arkadaşlar. In order to. Yani bir şey yapmak için, bir şey etmek için amaç gösterir. Mutlaka yanına yalın halde fiil koymamızı gerektirir. So as to. Evet, aynen sizin de dediğiniz gibi yalın halde fiil alır. Hasan Bey, bu sorular kurstayken e-mail attığım sorulardandır. Doğrudur, çünkü çık içinden derledim. O yüzden benzetiyorsunuzdur muhtemelen, değil mi? Evet, SDA nasıl hitap edeceğim bilemiyorum size. Even neden olmaz demişsiniz. Even bir bağlaç değil, bir zarftır arkadaşlar. Bizim cümleleri bağlamamızın
bağlaca ihtiyacımız vardır. Zarflar cümle bağlamazlar. Böyle ifade edilebilir yani. Even için olmuyor. Even zarf olduğu için olmuyor. Bağlaç lazım. Evet, adaşım sormuş. In order that kullanımı nasıl oluyor diye. In order that eğer bir sorunun seçeneklerinde varsa gidin hemen boşluktan sonraki bölümü o boşluktan sonra will, would, chat bölümüne de yazın bu arada. Can, could, may ya da might modullarından biri olmalı arkadaşlar. Chat bölümüne yazdım. Will, would, can, could, may ve might. Bu modullardan biri yoksa boşluktan sonra in order that'i hiç düşünmeden elemelisiniz. Evet, Saadet'in kardeşi ama üvey diyelim. Çünkü Saadet'in başka numaraları da var. Order that'in tek numarası var. Amaç gösterir ama Saadet duruma göre amaç da gösterir. Devam edelim arkadaşlar. 14'ü yaptık. 15'i yapmıştık. Değil mi? 16'ya baktık. 17'ye baktık. 18'e baktık. 3, 2, okey. Bu arada çok sağ olun, yardımcı oldunuz, siz de hatırlattınız. Ama peş sıra 25'e geldik diye yazınca orada soru soran bir öğrencimizin cümlesi kaçtı galiba. Hemen bir bakayım. Weather'da da durum böyle değil mi? Zeynep Hanım, durum nasıl değil mi? Weather'ı kastederken. Mehmet Çetin Bey, merak etmeyin, biz istediğimizde bitirebiliyoruz. Onların bir şey dediği yok. Deniz Hoşer, yazdığım modullar Sodet içinde ama Sodet amaç gösterdiğinde geçerli. Sodet sonuç da gösterebilir ve eğer sonuç gösteriyorsa yanında illa bu modullar olmak zorunda değil. Böyle bir fark var. Bu da ne işimize yarar bu bilgi? Baktık ki Sodet'in yanında bu modullar yok, farklı bir şeyler var. Anlarız ki Sodet sonuç göstermiş. Ama Saadet'in yanında bu modullar varsa o zaman amaç da göstermiş olabilir, sonuç da göstermiş olabilir. Evet. Pekala, devam ediyorum. Şimdi 25 soruyla. Biz 25. soruda boşluğun öncesinde der ki elektromanyetik atom iyonları için elektromanyetik tuzaklar deneylerde küçük sayılarda iyon kullanarak iyi iş görüyormuş arkadaşlar. Burada altını çizmeniz gereken bölüm Ions. A small of ions.
Evet arkadaşlar sesim geliyor mu? Okey, bağlantım koptu. Hemen döndüm neyse ki. En son 25'i izah etmeye çalışıyordum ama neresinde kaldık bilmiyorum. O yüzden en baştan ben size anlatayım. Okey, evet. Baştan anlatayım. 25'te ilk satırda work well yazıyor arkadaşlar. Onun altını çizelim. İkinci satırda da a small number. Yani küçük sayılarda iyi işe yarıyor. Sonra üçüncü satırda large karşılığı bir tezatlık gösteriyor large scale. Bir de completely impractical'ın altını çizelim. Tamamıyla uygulamaya elverişsiz anlamında. O da work tezat geliyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz eğer. Yani küçük rakamlarda işe yarıyor ama büyük ölçekte hiç işe yaramıyor. Uygulamaya hiç elverişli değil. Bu tezatlığı gösteren tek bağlaç var. O da oldu seçeneklerde. Aynen cevabımız Ceyhan bu yüzden. So long as'den bahsediyordum ben. Bağlantı kopmuş o sırada. So long as long as ikisi de aynı bağlaç arkadaşlar. Zaman bağlacı da olabilir. Koşul bağlacı olarak da düşünülebilir. Bir şey bir şey olduğu sürece, bir şey olduğu müddetçe anlamında kullanılıyor. Simple tense'leri sever bu bağlaçlar. Yani continuous bir tense yakışmayacaktır. O yüzden dikkat edin. Bunların yanındaki tense'lere bir bakın. Continuous bir şey varsa so long as ya da as long as'den uzak durabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Şimdi 26'ya bir bakalım. 26'da yine bir tezatlık var. Fark ettiyseniz. Many people these days regularly use and rely on computers. Günümüzde pek çok insan düzenli olarak bilgisayarlardan yararlanıyorlar arkadaşlar. Diğer tarafta matters. Zaten many demiş bir tarafta, diğer tarafta many alırız. Evet, şimdi geliyordur herhalde arkadaşlar. Okay. En son dedim ki many people bir tarafta diğer tarafta many others. Otomatikman kıyas yapıldığı anlaşılıyor arkadaşlar. Yani pek çok kişi bir tarafta şunu şunu yapıyor. Diğer pek çok kişi bu tarafta bunu bunu yapıyor. Bunun gibi kıyaslamalarda aktif gelen while, whereas bağlaçları olmalı. Ha onlar olmuyorsa although koyun, even though koyun, though koyun bunlardan biri gelecektir. While whereas burada bulunmadığı için 26'nın cevabı Adana'ydı arkadaşlar. Müzeyyen Hanım diğer günler için kayda gerek yok. Aynı list bağlantı bilgilerini göndereceğiz size merak etmeyin. Evet 25'in cevabı Ceyhan'dı. Burak Bey. Ceyda Hanım 22.15 dersliğin erişime açıldığı saat aslında 22.30 dersin başlığı saat. 22.30'dan önce yapmamamız gerekiyor. Çünkü bizim kurslarımıza devam eden öğrencilerimiz akşam sınıflarından çıkıp ancak yetişiyorlar. O yüzden en erken o saatte başlayabiliriz. Emirhan Bey burada 22.30 tamam da ben Türkiye'den geliyorum. Ben İngiltere'de yaşayan biri değilim ki sizin gibi. Ben de 00.30'u yaşıyorum.
Şimdi 27. soruya gelin arkadaşlar. Birkaç tane özellikle dikkatinizi çekmek istediğim tens sorularında ortaya konan baklar var. 27. soruda in demiş ve yanına sanki tarih koymuş. Değil mi? Öyle geliyor insana ilk etapta bakınca. Ama arkadaşlar bu evet, sesimi alıyor musunuz arkadaşlar? Okay. Şimdi 27'de söylediğim şuydu. İn demiş ve yanına sanki geçmiş bir tarih getirmiş gibi. Ama öyle değil arkadaşlar. In dedikten sonra niçin the var? Değil mi? Ona dikkat edin. Eğer bir tarih olsaydı the olmadan kullanılırdı 27'de. In 2004 demesi gerekirdi. Bu the 3 harfli ve görmeyeni çarpıyor. Eğer bunu görmeyip de sanki geçmiş bir tarih vermiş gibi düşünülürse insanlar gidip Adana'yı işaretliyorlar. Değil mi arkadaşlar? Yani o dığıyı görmezsek eğer geçmiş bir tarih verilmiş gibi düşünülüyor ve hemen past simple çok kolay bir soru da diyor öğrenci üstüne üstlük buna. Sevine sevine gidip Adana'yı işaretliyor. Öyle bir şey değil bu. 2004 yapımı şu şu filmde demiş arkadaşlar. O filmi şimdi de izlesek aynı olaylar olacak. 10 sene sonra da izlesek aynı olaylar olacak. Yani bize present simple lazım. Çünkü o filmin değişmez konusu bu. O da Denizli seçeneğinde. Filmde şu kişi bunu yapar, bu kişi şunu yapar. Bu genel geçer bir durum arkadaşlar. Okey. 27 o yüzden Denizli olacaktı. Şimdi 28'e bir bakınız. 28'de de tens sorularında yine önemli ipucu olacak bir bilgi var. O yüzden teste eklemiştim. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde diyor arkadaşlar. Burada by yanına geçmiş bir tarih almış. Bunu gördüğümüz gibi past perfect'e yöneleceğiz. Eğer by'ın yanında geleceği gösteren bir zaman ifadesi ya da bir tarih varsa o zaman da future perfect'e yöneleceğiz. Bakın bu oldukça önemli bir ipucudur tens soruları açısından. Bayın yanında geçmişi gösteren bir tarih ya da zaman göstergesi varsa past perfect'e yöneleceğiz. Eğer bayın hemen yanında geleceği gösteren bir tarih ya da zaman göstergesi varsa o zaman da future perfect'e yöneleceğiz. Yani bu sorunun ilk boşluğu geçmişi gösterdiği için past perfect olacak. O da C seçeneği arkadaşlar. 28 C olacaktır. Evet, future perfect dediğiniz will have done oluyor arkadaşlar. Ama 20. yüzyıl geçmişte unutmayınız. Ve biz ilk boşluğa bakıyoruz şu anda. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde dediği ikinci boşluğu ilgilendirmiyor. İlk boşluğu ilgilendiriyor. Üstüne üstlük 20. yüzyıl geçmişte kaldı. Aman karıştı. Bunun cevabı bu yüzden çeneydi. 29'a geliniz. 29'da ilk taraf bir kısaltmayı gösteriyor. İkinci taraf bir tens bilgisi istiyor bizden arkadaşlar.
Bu tip sorularda virgüle kadarki bölümde özne yoksa, yüklem yoksa ama bir fiil içeriyorsa oraya getireceğiniz şey, o zaman o fiili yapan virgülden sonraki ilk kelimedir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Virgüle kadar özne yok, yüklem yok ama fiilin değişik bir biçimi var orada. Diyelim. Mesela being used, mesela to be used, having used. Use fiilinin değişik bir biçimi var. Virgüle kadar bu fiili yapan virgülden sonraki ilk kelime oluyor işte. O zaman kullanmak ifadesiyle astronomları birleştireceğiz arkadaşlar. Astronomlar teleskop kullanır mı, kullanılır mı? Böyle düşüneceğiz. Bu tip sorularda aktif pasif belirlendiği an cevaba çok yaklaştığınız andır. Bu cümlemiz aktif olacak, çok belli. A seçeneğine bakın, being used pasif. B seçeneği to be used pasif. Bu iki seçeneği direkt eleyebilirsiniz. Sonra Denizli'deki to use arkadaşlar bir amaç gösteriyor, bir kısaltma değil. Amaç gösteriyor olursa o zaman astronomlar şunu şunu yapmak zorunda kaldı. Bunu yapmalılar, etmeliler gibi gereklilik getirmemiz daha uygun düşerdi. Denizli'ye attık, Ceyhan'la Edirne kaldı. Şimdi C seçeneğindeki having used aktif bir yapı, Edirne'deki using de aktif bir yapı ama C seçeneğinde having used ana cümlenin yükleminden daha önceki bir zamanda kullanıldığını gösteriyor bu teleskobun. Using ise ana cümle hangi tense'de ise aynı tense'de bu teleskobun kullanıldığına dair bir gösterge arkadaşlar. Peki bu ikisi arasında nasıl tercih yaparsınız siz? Ceyhan mı Edirne mi dersiniz? Bu soru tipinin ismi aslında tek bir soru tipi değil bu. İçinde participles barındırıyor. Bir kısaltma sorusu ilk boşluk açısından. İkinci boşlukta ise bir tense bilgisi sorgulanıyor arkadaşlar. Yani net bir isim veremeyiz bu soru için. Evet, E diyenler ağırlıkta. C, 1-2 öğrenci C de demiş. Şimdi şöyle değerlendirelim. 3,6 metre yeni bir teleskop kullanarak ya da kullanan ya da kullandıkları için ya da kullandıktan sonra kısaltmanın açık hali arkadaşlar böyle yapılabilir. Kullanarak diyebilirsiniz. Kullanan diyebilirsiniz. Kullandıkları için diyebilirsiniz. Kullanınca diyebilirsiniz. Bu ifadenin ardından da şöyle bir cümle gelmiş. Astronomers bla 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 boşluk. More than 50 new exoplanets, 50'den fazla dünya dışı gezegen keşfetmek. Arkadaşlar 50 fazla diyor. Orada 50 kelimesini bir yuvarlak içine alın lütfen. Burada sayının belirtilmiş olması cidden önemli ki elde edilen sonuç ön plana çıkarılmış. 50'den fazla gezegen keşfi anlatılıyor. Sonuç ön plana çıkarılmışsa present perfect simple tense akla gelmeli arkadaşlar. Sonuç söz konusuysa present perfect Ceyhan present simple ise present perfect simple. O yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Aynen. Present perfect simple sonuç odaklıdır. Elde edilen sonucu, ortaya çıkan sonucu gösterir de sıklıkla sayı gösteren, miktar gösteren ifadeler görürüz arkadaşlar. Present perfect simple ile yazılmış cümlelerde sayılar, rakamlar, miktarlar karşımıza çıkar sıklıkla. Evet, son soruyu çözüp bugünü sonlandıralım. 30. soruda yine bir tense dışı bilgi sorgulanıyor ilk de.
To dikkati çekiyor arkadaşlar. To yanına mutlaka yalın halde fiil istiyor. Infinitive olduğunu gösteriyor bildiğiniz üzere. Ama to'nun da önünde is taught yazılmış olması çok önemli. Is taught present simple tense'te. Yalnız boşluktan sonra milattan önce 3. yüzyılda kurulmak ifadesini görüyoruz. Yani is taught bir yüklemken bunun ardından yazacağımız to infinitive'li bölüm yüklem değil. Yüklem olmadığı için bunun ana yüklemden daha eski bir zamanda olduğunu göstermeliyiz. Daha eski olduğunu perfect bir görüntü ile sunabiliriz arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bir bak. Görüntünün perfect olması gerekiyor. Düşünülmek eyleminden daha eski olduğunu görelim. A seçeneği perfect bir yapıda. B seçeneği perfect bir yapıda. Ama Ceyhan, Denizli, Edirne ilk taraf için konuşuyorum tabii. Bu C, D, E seçenekleri perfect yapıda değil, basit yapıda onlar. O yüzden A ve B seçenekleri arasındayız. Peki bu ikisi arasında ne fark var? Biri aktif, biri pasif iseniz. A seçeneği pasifken B seçeneği aktif. Peki bir mekandan söz ediyoruz arkadaşlar. Bir kent belki de burası. kurar mı, kurulur mu? Ne dersiniz? Aynen kurulur. Bize pasif lazım. O yüzden direkt cevabımız Adana olacaktı. Evet, günlük çalışmamızı böyle sonlandıralım. Yarın cümle tamamlama testi ulaştırılacak size. Onu çözerek derse gelirseniz daha yararlı olacak. Ben de ekrana bunun yansıtılması ile ilgili farklı yollar arattıracağım teknik arkadaşlara. İnşallah başarılı oluruz. İnternetle ilgili bu sıkıntıyı, bu kısıtlı imkanları nasıl aşarız bir baksınlar bakalım. Ekrana yansıtırsak daha da güzel olurdu. Bugünlük elden bu geldi arkadaşlar. İnşallah katkısı olur sizlere de. Sürçülisan ettiysek de affola. Yarın inşallah aynı şekilde 10.30'da görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi geceler.